ve z eksi 1 bitenler. O zaman bu nesne nedir çocuklar? Bu nesne kaydası bir şekilde gamma içerisine z'nin reel eksponu. Bitti. Bitti. Sebebi şu. Şu nesne gamma fonksiyonu sürekli bir fonksiyon. Eğer siz şu reel alanın üzerinde A ve B üzerinde bunu incelerseniz AB alanı üzerinde gamma fonksiyonu da bir sınırdır. Kompakt bir aralık, tıkız bir aralık. A'dan diyor gamma Z diyor, gamma Z diyor. Herhangi bir Z, gamma gamma'nın herhangi bir Z, herhangi bir Z ofisindeki mutlak değeri diyor. Esasen diyor, aşağı inin şu Z çocuklar. Şurası da Z'nin reel kısmı. Sadece gamma'nın reel kısmını alıp gamma'da gamma'nın reel kısmını değerinden küçük. Dolayısıyla işin bitmiş olacaktır. Çünkü bütün bu şerit üzerinde, bütün bu şerit üzerinde gamma fonksiyonunun mutlak değeri şu. Şu aralığı biliyorsunuz. AB aralığı üzerindeki gamma fonksiyonunun değerlerine sınırlı. Orada da zaten sınırlı olmak zorunda çünkü sürekli. Şunun farkındasınız değil mi? Herkes analiz yapmış özellikle. Bir fonksiyon, bir küme üzerinde sınırlı demeye kalktığı zaman bunu söylemek çok kolay bir durum var. Fonksiyonunuz sürekliyse, o bölgede ne diyorsunuz? Kompakt tıkızsa, o zaman kendinden fonksiyonunuz sınırlı olacak. Fakat problem şu, bu şerit sınırlı bir bölümü. Sınırlı yani Tanrı'nın buyruğunu koptuğu yer, zurnanın zırdığı yer, işin püf noktası orada yapıyor. Bölge sınırlı değil, bölge kompakt değil, tıkız değil. Dolayısıyla tıkız olmayan bir bölge üzerinde fonksiyonunuzun sınırlı olduğunu söyleyebildiğiniz zaman ciddi bir şey yapıyor. Bir dakika tekrara, özelliklerimizi düşünürüz de. Gamma. Ha. Bir F fonksiyonu. F analitik
körü var. Kompleks olarak körü var. Yani her yerde fonksiyonu. Bir, iki, üç özelliklerine sahipse ancak gamma fonksiyonu. Teorem doğru çocuklar. O sayı
N yıldız olsun. Tamam mı? N hatırlatıyor. 1, 2, 3 bunlardan bir tanesi. O sayı diyelim N yıldız olsun. Eğer N yıldız 1 değilse ya da bir tane 1 değilse 1 değilse ne geliyor elimizde? O zaman bu N yıldızın neden kesin büyük olması lazım? İki tarafı N yıldız da çarpı olur. Halbuki N yıldızınız hep büyük değil mi? N yıldızın karesi daha var. Ne olur eğer N yıldızı 1 demezseniz çeşmiyor. Çeşki çıkıyor. Değil mi? Olmaya erken. Dolayısıyla bu benim işaretlerim şöyle bir işaretlerim. Olmaz. Demek ki buradan çıkarıyorsunuz. Ne yıldız eşittir? Tamam. Bu perolojik olarak yani şekil işte, olarak fiziksel olarak oluşur. Hem de yıldız olurdu. Tamam. Peki. Tamam. Ama diyor ki eğer bir fonksiyonunuz varsa fonksiyonunuz varsa o gamma fonksiyonu olmalı. Böyle bir fonksiyon var mı? Bir tane var mı? Var. Öyleyse şey, bağlı. Tamam. Teknik de şuradan söylüyorsunuz. Biliyorsunuz ki iki tane alırsa V ve G olsa V ve G olsa fonksiyon alıyorsunuz. Z. Tabi herkes biliyor artık bunları, sırf farkına bakıyorsunuz. O zaman şu çıkıyor çocuklar. Bu fi ve z'nin farkını aldığınız zaman şu eksi 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3'teki sonsuzluklar yok oluyor. Bu fonksiyon bütün kompleks sayıları tanımlamış. Yani o şeyler şu ve sonsuz dönen noktalar ortadan kaybolur. Biz onu da tanımlayalım. Bunu yaptınız. Ondan sonra şunu yapıyorsunuz. Ondan sonra dolayısıyla tabii ki bu şöyle şekilde çekildi. Bir kere şu aralık üzerinde şu sıfır, şurası sıfır, şurası bir. Mesela şu kısımda sınırlı, şu kısımda da sınırlı. Çünkü fi ve şer ve ge bu özelliklere sahipler. Şu sıfırın yanında pek yaraşamıyorsunuz çünkü emin değilsiniz. Fakat bir düşünün. Fz ve gz'nin farkını aldığınız zaman bu sıfırdaki bütün tasdikler ortadan kalkmış. Burada sürekli bir fonksiyon. Şurası da kompakt bir güven. Demek ki bütün bu şerit üzerinde sınırlı. Ondan sonra bu size yetmiyor yalnız. Sigma z diye bir şey tanımlıyorsunuz. Bu da bir anlık olarak işte. Fi z ve fi diyor eksi z. Bunu tanımladığınız zaman çocuklar, bunu tanımladığınız zaman tabii bir fonksiyon da. Çocuklar şeyin Türkçesine bıraktı. Fizik değil mi? Entire söyleyeyim. Nasıl içinden bir his var. Entire. Tam fonksiyonlar, yani bütün kompleks düzlemlerin tanımlanmış ve türevi olan fonksiyonlar, bunlar çok kuvvetli fonksiyonlar çocuklar. Yani dev kuvvetli olan şeyler bunlar. O öyle bir fonksiyon. Artı, şu şekiller üzerinde sınırlı, artı, sigma 2 alıp z artı cümle alırsanız, bu size eksi sigma z. Bunun manası çıkıyorlar bunlar neler. Şu şerit üzerinde sınırlıysa aynı sınır bunun için var. Bu sınır varsa burası için de var. Burası için varsa burası için de var. Dolayısıyla buradan şey çıkıyor. Sigma tam fonksiyon ve sınırlı. O zaman demek ki sabit. Peki bu sabit ne olacak? Sigma'nın cümleti bir yapabilirsiniz. Sigma sınırsa fi sınırsa bu fonksiyon. Suat. Hocam peki bu sonsuzluk benim
fonksiyon bütünü şöyle hesaplıyorsunuz. Şu 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi kutuplarını resimlerimi hesaplıyorsunuz. O resimler çok kolay çekti hesaplıyor. Aslında size de söyleyebilirim o resimlerin ne olduğunu hemen. Bütün her şeyi birbirine yapıştırdım. Mesela şu, şöyle diyorum. Eksi n var ya şurada. Eksi n'deki rezidüm. Eksi n'deki f. Zırh ettim. Eksi n'deki rezidüm şey çıkıyor. Eksi bir üzerinde n bölü n çıkıyor. Şimdi bu fonksiyoncu da bu fonksiyoncu da aynı rezidüm çıkıyor. Çıkarttığınız zaman aralarında da o ortada hiç rezidüm kalmıyor. Rezidüm kalmıyor da o hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla fonksiyoncu da. Basit. Evet, hanımlar beyler bu. Küçük bir şey yapmak istiyorum ben sana. Hani kıssalar hisse. Hisselerden bir tane şöyle. Bu böyle bir teoride bugün bulduğunuz hareket. Çünkü futbolcular falan gol attıkları zaman yaptıkları hareketler var ya. Dizlerinizi üzerine düşüyorsunuz, seyirlere sıkılıyorsunuz, tellere kendinizi atıyorsunuz, arkadaşlarınız sikletini çıkıyorlar. Böyle şeyler yapıyorsunuz. Bugün böyle bir tarafı yapıyorsunuz. 1930'larda böyle bir teori var. Ya belki bir gün de öyle bir program olarak sorabiliriz değil. Bir tarafa koyuyordu. Bak sen yıllar sonra diğer bir analizci Mambo bunu yetişiyor. Kendi derslerinde bir program olarak. 1980'li yıllarda bu teorinin birisi görüyor, ay ne kadar evrenli, ne kadar ilginç bir neticeymiş diye alıyor ve American Mathematical Model'e giriliyor. Eğer Wieland diye girerseniz, Wieland American Mathematical Model'e girerseniz, Wieland pat diye çıkacaktır karşınıza. Bulamazsanız da bana yazın, ben size hemen elektronik nüshasını gönderirim. Çok basit, çok güzel bir şey. Bugün bu teorimi ispatladığınız zaman arkanızda ekoller oluşuyor çocuklar, toplantılar oluşuyor. Bu da kıssadan alacak hisse 1930'dan bugüne gelene kadar nereye düşündüğüne dair bir fikir sahibi olmakta yardımcı olur. Uzun zamanlar söylemek size meşgul edin çocuklar. Birkaç parçası olmakta yardımcı olur. Sabah okuyunca